Altın Umut'tan merhabalar. Ne yapıyoruz? Burada bir zeytinli mevki var. Oradan zeytinli mevkinden yukarıya doğru çeşitli köyler var. Mesela geçen sene Mehmet Alan köyüne gitmiştik. Oradan bazı fotoğrafları ben Instagram'da paylaşmıştım. Şimdi bu zeytinliden yukarı çıkarken yeni bir kamp alanı açılmış. O kamp alanı bulmaya çalışacağız. Bulursak eğer oradaki görüntüleri sizinle paylaşacağım. Paylaştığım takdirde bu videonun devamı YouTube kanalında olacak. YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz de araya araya bulacağız. Ya kaybolacağız ya bulacağız. Hadi bakalım hayırlısı. 17.30'da Altınoluk'tan yola çıkmıştık. Güre'ye geçtik. Şu an tam Akçay'dayız. Saat 8. Yarım saatte ancak buraya geldik. Çünkü şu hale bak. 17.30'da ya olacaktı. Evet 17.30'da çıktık. Ay. 19.30'da evet 19.30'da Altınoluk'tan yola çıktık. Şu an tam 19.57. Akşam saati sessiz olun, yola çıkmayın. Buralarda trafik böyle. Sadece Güre'ye geçtik. Şu an Akçay'dayız. Trafik adım 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 ilerliyor. Daha Zeytinli'ye gelemedik. Akçay'dan sonra hemen Zeytinli mevkii başlıyor. Kaç metre gittikten sonra aşağıya dönen bir sapak var. O sapağa iniyorsunuz ve köprü altından geçip yukarıya doğru, bu Zeytinli sapağını kaçırmamanız gerekiyor. Yukarıya giden bir yol var. Bu yol Zeytinli merkeze çıkacak. Artık biz oradan sonra yolumuzu bulmaya çalışacağız. Bu arada saat 8'i geçti, güneş battı. Biraz gece kaldık. Bakalım bu çadır kampı bulabilecek miyiz? Zeytinli mevkini ve zeytinimizi burada alıyoruz. Zeytinleri gerçekten çok güzel. Denize kıyısı var mı? Denize kıyısı yok. Sadece gelip gezip görüp zeytininizi, yağınızı alıp dönebilirsiniz. Bir de çadır alanlarına ve bu çadır yapılan köylere güzergah buradan geçiyor. Biraz gidelim bakalım şöyle. Daha bir yola girdik. Pardon, Mehmet Alan köyüne gitmek için doğru yolda mıyız? Ne yapacağız? Ters yolu yürüyorduk. Abla şu aradan dönün ya da böyle gidin yere, şuradan da çıkabilirsiniz. Tamam. Buradan böyle doğru yukarı. Anladık, tamam. Veya şu şeyden dönebilirsin abi, sola dönebilirsiniz oradan. Şu tarafa. İlk arada. Evet, sola tamam. Dönebilirsiniz. Teşekkürler. Biz geçen sene yine buraya gelmiştik ve yolları karıştırmıştık. Biz bir yolu bulalım, ben tekrar açacağım size arkadaşlar. Biraz daha
Kazan köyündeyiz. Darlığına bakın. Ya biz buraya nasıl geçip döneceğiz? Cidden merak ediyorum. Çok dar bir yol. Ama doğa çok güzel. O ayrı bir olay. Duyduğumuza göre eğer doğru yere gidiyorsak ırmakta kanalar varmış burada. Arkamızda bir araba var. Bizi takip ediyor. Sanki çok biliyormuşuz gibi. Ay hadi bulalım artık ya. Yok, burası da değil. Yine olmadı. Şu anda Akaleos kamp alanına geldik. Nasıl bir yer çok merak ediyoruz. Ha, kuzenlerin kampı burası değil. Buna artık inandık da. Madem buralara kadar geldik, şöyle bir bakalım, gezelim, öyle çıkalım istedik. Yokuş aşağı iniyoruz. Sesler geliyor. Dağlara bakın. Evet, burası bir kamp alanı. Arabalar içeriye kadar girmiş. Burada yönetmen Kardan kamp var. Rica ederim. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Teşekkürler. Kulbeler var. Çadırlar var. Dağların eteğinde, ırmak kenarında bir kamp. Ama aradığımız kamp bu değil. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Bir kamp alanına daha geldik. Bu kamp alanı da Ardan kamp. Bir de buraya bakalım. Akın, Nevin, neredesiniz ya? Sizi arıyoruz. Bir de bir buraya bakalım. İçeride de arabalar var. Belki de arabalar burada. Evet, bu kamp alanına da bir yetiş aşağı. Benim yetiş aşağı diyor. Irmak aşağıda. Kamp alanları ırmağın etrafına kurulmuş. O yüzden. Bir de yürüyebilsem. Şöyle Akın diye bağırayım mı? Akın, Nevin. İçeride arabalar var. Bakın çocuklar, deve cüce oynuyorlar. Ah, ben de öğrencilerimi oynatırdım. Ya dağların içindeyiz ya. Dağların göbeğindeyiz. Bakın. Çadır var. Ya biz Akın'dan evini bulmadan geri gideceğiz herhalde. Şu keyfe bakın. Ama ben çadırda yatabilir miyim? Yok, ben yatamam. Irmağın sesini duyabiliyor musunuz? Şöyle göstereyim size. Bir saniye. Şu geceye kaldık. Gündüz gelseydik. Bakın, ateş yıkılmış. Irmak akıyor. Baba.
Her taraf çadır ve ırmak akıyor arkadaşlar. Dağlar. Keşke güneş batmasaydı daha rahat görseydiniz. Yer yer ateşler yakılmış. Olduğu gibi her taraf çadır. Kamp arayışımızı biliyorsunuz. Kuzenleri akım evini arıyorduk. Fakat dönüş yolu karanlığa kaldı. Aracı karanlık. Ne yapacağımızı bilemedik açıkçası. Ben korktum. Dönüş yolunda yolumuzu kaybettik. Telefonlar çekmiyor. Bir anda kendimizi açıklıkta bulduk. Açıklıkta telefonlar çekince hemen akımı aradık. Ben ise oraya o kadar yakınmıştım. Yalanlarla o kadar toplaklı bir bu kamp Tanrı'da çadır kampı. İnanılmaz çok güzel ve tertemiz. Zeytinli'den 2 dakika uzaklıkta, sadece 2 dakika. Biz 2 saatte de yarışmalardık. Bu arada görüntü paylaşamadık. Bir karanlıktı. Kamp ateşleri yanmıştı, çadırlar kurulmuştu. Ama videoyu alamadık. Çok karanlıktı. İnşallah bir başka zaman orayı size paylaşmak istiyorum. Başka videoda çok teşekkür ederim.